Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 9 Ocak 2021 Perşembe. Her yönüyle sağlık 9 eğitim Aralık. programımızın 9 Aralık. Aa, çok özür dilerim. Heyecanlandım. Peki bugün 9 Aralık 2021 Perşembe. Her yönüyle sağlık eğitimlerinin ikinci oturumunda sizlerleyiz. Bu akşamki konumuz meme sağlığı ve dikkat edilmesi gerekenler. Alanında uzman bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Beyza Özçınar, aynı zamanda Memeder'in de kurucu üyesi ve yönetim kurulunda devam ediyor. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler beni burada ağırladığınız için ve sizlerle tekrar bir araya geldiğim için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz hocam geldiğiniz ve bizimle olduğunuz için. Öncelikle sizi sizden tanıyarak başlayalım mı programa? Tabii ki. Şimdi bahsettiğiniz doçent doktor Beyza Özçınar, genel cerrahi uzmanıyım. Ama bizler de genel cerrahi uzmanları özellikle üniversitelerde kendi aramızda daha spesifikleşiyoruz. O yüzden meme cerrahisiyle, yani meme sağlığı ve hastalıkları meme cerrahisi uzmanı olarak çalışıyorum. İstanbul Tıp Fakültesi, yani namı diğer Çapa Tıp, herkesin bildiği isimiyle. Çapa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Akademisyenim. Orada hem öğrenci yetiştiriyoruz, hem asistanlarımız var, uzman yetiştiriyoruz. Hem de hastalarımıza bakım hizmeti, tedavi hizmeti veriyoruz. Ben ağırlıklı olarak hep meme hastalıklarıyla ilgileniyorum. Bunun dışında tiroid ameliyatı, paratiroid hastalıkları ile ilgili cerrahi gerektiren durumlarla da ilgileniyorum ama onun dışındaki alanlarla artık uzun süredir ilgileniyorum. Meme hastalıklarını Türkiye'de genel cerrahi uzmanları ilgileniyor ama genel cerrahi uzmanlarının içinde de özellikle meme cerrahisi ile ilgilenen bir grup doktor var. O yüzden bizler o farkındalığı yaratmaya mümkün olduğunca da meme için hastalıklarımızı meme cerrahlarını yönlendirmeye ya da meme sağlığı polikliniklerine yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu artık çok spesifik bir alan oldu. O yüzden spesifik olarak bu işle ilgilenen kişilerle görüşmelerinin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Ben Bursalıyım. 1978 yılında Bursa'da doğdum. İlk orta lise öğrenimimi Bursa'da tamamladım. Üniversite itibariyle de İstanbul'a geldim. O zamandan bu yana da İstanbul'dayım. Sadece yaklaşık 1,5 yıl kadar mecbur hizmete gittim. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 1,5 yıl mecbur hizmet yaptım. Sadece 1,5 yıl kadar mecbur hizmet için Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çalıştım. Ondan sonra tekrar İstanbul'a döndüm. Yani uzun yıllardır İstanbul'da çalışıyorum, İstanbul'da yaşıyorum. Kendimle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Evet, ben şeyi de ekleyeyim derseniz, hocamızın ulusal ve uluslararası pek çok dergide de yayınları da bulunuyor aynı zamanda. Hocam bundan sonra ben sözü size bırakmak istiyorum. Arkadaşlarımız da merak ettiklerini, konuyla ilgili merak ettiklerini sunumdan sonra sorarlar. Bu şekilde devam ederiz. Meme sağlığı ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili artık sizi dinlemeye başlayalım. Buyurun. Tabii. Şimdi öncelikle ben çok kısa bir şekilde Memeder'den bahsetmek istiyorum. Memeder, yani Meme Sağlığı Derneği, Memeder kısaltılmış ismi. 2007 yılında Vahit Özmen hocamızın başkanlığında ve benim gibi akademisyen olan bir grup farklı üniversitelerden meme hastalıklarına gönül vermiş öğretim üyeleri tarafından kurulmuş bir dernek. Ama bu derneğin bizim normal bilimsel derneklerimizden daha farklı olması için biz hekim olmayan, akademisyen olmayan kişilerin de derneğe katılmalarını istedik. Bu yüzden de özellikle meme kanseri
geçmişi olan veya işte ailesinde, yakınlarında meme kanseri hikayesi olan veya meme kanseri konusunda çalışmak isteyen gönüllü insanları da derneğimize dahil ettik ve şu anda yani başlangıçtan beri Meme Sağlığı Derneği'nin yönetim kurulunun yarısı hekim, yarısı hekim olmayan kişilerden oluşuyor ve başkanlarımız da hep hekim olmayan, genelde iş kadını insanlar olarak seçildi. Özellikle bu şekilde değerlendirdik. Meme Sağlığı Derneği şu an kamuya yararlı dernek statüsünde. Yani Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bir belgeyle kamuya yararlı dernekler statüsüne alındı. Bu şu anlama geliyor. Yani bizim yaptığımız bütün etkinlikler tamamen kamu yararına yapılan, hiçbir şekilde yönetim kurulunda çalışan veya yer alan gönüllülerin kesinlikle hiçbir şekilde maddi bir geliri söz konusu değil. Tamamen gönüllülük esasına dayanıyoruz. Ve aldığımız bağışlardan, gelen paralardan da yapılan bütün aktiviteler, kullanılan bütün aktiviteler kamu yararına olan aktiviteler. Bunlar zaten çok sıkı takip ediliyor. Kamuya yararlı dernek olduğumuz için muhasebecimiz ve girdi çıktılarımız, hesaplarımız çok yakinen takip ediliyor. O yüzden oldukça şeffaf bir derneğiz. 2008 yılında aktivitelere başladık. Daha sonra 10 yıllık bir bilimsel proje yaptık. Meme kanserinin taramasının sağlığına ne kadar faydası olduğunu, maliyet açısından ne kadar etkin olduğunu gösteren, Türkiye'de ilk defa yapılmış bir bilimsel çalışma yaptık. 10 yıllık süre içerisinde yaklaşık 10 bin kadını taradık. Yaklaşık 140 tane kadına meme kanseri tanısı koyduk. Buradaki özellik şu, bizim taramayla, tarama şu demek, meme kanseri taraması herhangi bir şikayeti olmadan kadınların düzenli kontrollere gitmesi demek tarama. Şikayeti olarak, şikayet sonucu gitmek ayrı bir şey ama hiç şikayeti olmayan kadınlarda meme kanserine yönelik yapılan taramalarda meme kanserinin çok daha erken evrelerde teşhis edilebildiği ve erken evrelerde teşhis edildiğinde de çok daha hızlı tedavi edilebildiği, yaşam süresinin çok daha uzun olduğu ve tedavi masraflarının ve zahmetinin çok daha az olduğunu gösterdik. Ve bizim çalışmalarımızla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın meme kanseri tarama programı 50 yaşında başlıyordu. Bizde daha genç yaşlarda meme kanseri görüldüğü sonucuna varılınca bu yaş 40'a indirildi. Şu an Türkiye'de 40 yaşından itibaren meme kanseri taraması yapılmakta. Bunun dışında da birçok sosyal aktivitede bulunuyoruz. Seminerler veriyoruz. Gerek sosyal medyadan, gerek yüz yüze, iş yerine gidiyoruz. İşte alışveriş merkezlerine gidiyoruz, pazarlara gidiyoruz, okullara gidiyoruz. Yeri geliyor sokakta stand kurup sokaklarda farkındalık eğitimleri yapıyoruz. Yeri geliyor okullara gidip öğrencilerimize eğitim veriyoruz. İş merkezlerine, iş yerlerine gidiyoruz. Çalışanlara eğitimler veriyoruz. Bu şekilde meme kanseri farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Özellikle kadın sağlığıyla ilgilenen firmalarla sosyal sorumluluk projeleri kapsamında projeler yapıyoruz. Ekim ayı bütün dünyada meme kanseri farkındalık ayı. Simgesi de pembe kurdele. Ekim ayında aktivitelerimizi biraz daha arttırıyoruz. Özellikle Ekim ayında, işte bu Ekim ayında mesela Victoria's Secret gibi, Estée Lauder gibi, Avon gibi kadınlarla çalışan firmalarla sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdik. Instagram'dan canlı yayınlar, eğitimler verdik, çalışanlarına eğitimler verdik ve kadınlara ücretsiz taramalar sağladık. Memeder bu şekilde çalışmalarına 14 yıldır devam ediyor ve devam edeceğiz bu şekilde. Şimdi meme ile ilgili konuşmaya başlarsak, ben bir yandan daha sonra YouTube kanalında yayınlandığı için
bir ekran paylaşımı yapacağım. Ama oradaki ekrandaki görsel çok zaten ben kendim anlatacağım. Görsel olarak iletmem gereken şeyleri de elimden geldiğince betimleyerek sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi bizim sloganımız Meme Sağlığı Derneği'nin, yani Memeder'in sloganı, meme sağlığınız sizin elinizde. Yani bu ne demek? Eğer meme kontrollerinizi düzenli yaptırırsanız erken teşhis ve uzun yıllar yaşam şansı sizin elinizde. Yeter ki düzenli kontrollerinizi yaptırın. Şimdi meme sağlığı niçin bu kadar önemli? Niye bütün dünyada Ekim ayı boyunca meme kanseri farkındalığına yönelik eğitimler, seminerler veriliyor? İşte basında, televizyonda, işte internette, birçok yerde hep meme sağlığını ön plana çıkaran, taramayı ön plana çıkaran birçok aktiviteler ve reklamlar yapılıyor. Çünkü meme sağlığı gerçekten toplumda önemli bir grubu etkiliyor. Bu ne demek? Şimdi bütün dünyaya baktığınızda nüfusun yarısından fazlası kadın. Dünya nüfusunun yarısından fazlası kadın ve yaklaşık her 8-10 kadından biri de yaşamı boyunca meme kanseri oluyor. Şimdi bir toplumda özellikle insanları en çok öldüren, en çok hastalandıran, en çok sakat bırakan hastalıklar bizim için önemlidir ve halk sağlığı problemidir. Nasıl şu an COVID-19 bizim ve bütün dünya için bir halk sağlığı problemi ise, kanser de aslında bir halk sağlığı problemi ve bunun için çalışmalar yapılıyor. O yüzden bütün kanserler önemli hastalıklar grubuna giriyor. Meme kanseri de çok sık görülmesi ve çok büyük bir toplumu etkilemesi sebebiyle o da bizim için önemli. Bunun dışında diğer önemli olma sebebi nedir? Şimdi insanlar birincisi ölüm nedenlerine baktığınızda bulaşıcı hastalıklar tabii ki bir ölüm nedeni, kazalar önemli bir ölüm nedeni ama bulaşıcı olmayan hastalıklara baktığınızda birinci sırada kalp hastalıkları, ikinci sırada kanserler geliyor. Şimdi tabii ki meme kanseriyle birlikte birçok kanser var önemli olan. Ama meme kanserinin diğer önemli bir özelliği çok sık görülmesinin yanında erken teşhisinin mümkün olması ve erken teşhis edildiğinde de tedavisinin mümkün olması. O yüzden bu kadar üstünde duruyoruz. Şimdi kadınlarda da görülebiliyor meme kanseri, erkeklerde de görülebiliyor. Hani eğer bir erkek memesinde herhangi bir kitle gördüğü zaman ya da hissettiği zaman, yani ben de meme kanseri olmaz dememesi gerekiyor. Her 100 meme kanserinden 99'u kadınlarda, bir tanesi erkeklerde görülüyor. Bunu unutmamak lazım. Eğer erkeklerde memede bir ele gelen kitle değişiklik fark ettiğinde onların da kontrole gitmeleri gerekiyor. Şimdi şöyle bahsetmek istiyorum. Meme bir süt oluşturan bezelerden ve o sütü meme ucuna doğru toplayan kanallardan oluşuyor. Şimdi bu süt bezelerinin içerisinde, o süt kanallarının içerisinde normalde var olan hücreler kontrolsüz bir şekilde aşırı çoğalmaya sebep oluyor ve bu kanser oluyor. Yani bir hücrenin, normalde var olan bir hücrenin kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlaması kanserin sebebi. Şimdi bizim burada amacımız bu kontrolsüz çoğalmaya başlamış kanser hücrelerini daha hücrenin içinden dışarıya taşmadan, memenin içinden başka yerlere taşmadan tespit etmek. Yani erken dönemde yakalamak. Bunun için bütün uğraşımız ve bu kadar farkındalık etkinlikleri yapmamızın, işte bu kadar farklı mecralarda farklı insanlara bu eğitimleri vermemizin sebebi bu farkındalığı
mümkün olduğunca arttırmak. Ve ben her eğitim toplantımda, seminerimde şunu söylüyorum. Sadece benim eğitim verdiğim insanlar değil, lütfen siz burada olanlar. Etrafınızda, sevdiklerinize, komşularınıza, annenize, babanıza, kardeşlerinize, çocuklarınıza, komşu teyzelere, yani uzanabileceğiniz herkese bu farkındalığı yayabilirsiniz. O zaman ben burada 5-10 kişiye konuşurum ama o 5-10 kişi yüzlerce, binlerce kişiye ulaşabilir. O yüzden amacımız bu şekilde farkındalığı arttırmak. Meme kanseri, evet, önemli bir hastalık. Peki kimlerde daha fazla görülüyor? Şimdi ben biraz kendi kendime soru cevap şeklinde gideceğim bu konuda. Aralarda eğer sorusu olan varsa arada da sorabilir. Konu üzerindeyken konuşabiliriz. Meme kanseri kimlerde daha fazla görünüyor? Birincisi tabii ki kadınlarda daha fazla görünüyor. %90'ı 99'u kadınlar. O yüzden kadın olmak bir risk faktörü. Peki onun dışında diğer risk faktörleri neler? Kimlerde daha fazla meme kanseri görülüyor? Bir kere yaş ilerledikçe, yani yaşımız arttıkça meme kanseri riskimiz artıyor. Özellikle 55 yaşından sonra meme kanseri riski iyice artıyor. Ama bizim yaptığımız çalışma, bizim derneğimizin ve Türkiye'deki genel meme kanseri verilerini incelediğimizde biz şunu fark ettik. Türkiye'de Avrupa ve Amerika göre daha genç yaş meme kanseri sayısı daha fazla. Bunun belki sebebi bizim genç yaş nüfusumuzun Avrupa ve Amerika'ya göre daha yüksek olmasıyla alakalı olabilir. Ama sonuçta 40 yaş altında meme kanseri sayımız bizim Avrupa ve Amerika'ya göre daha yüksek. O zaman demek ki gençlerde de dikkatli olmak gerekiyor. Ya ben gencim, bende kanser görülmez dememek gerekiyor. Bizim 20-21 yaşında meme kanseri hastalarımız var. O yüzden her dönemde dikkatli olmak lazım ama yaşlandıkça riskin arttığını da söylemeliyiz. Onun dışında diğer bir risk faktörü ailesinde meme kanseri olanlar. Ne demek ailede meme kanseri olanlar? Anne veya baba tarafı fark etmez. İki taraftan da aynı alıyoruz çünkü. Anne veya baba tarafında birinci, ikinci, üçüncü derece akrabalarda meme kanseri varsa bu bizim için önemli. Birinci, ikinci, üçüncü derece akrabalar kimler? İşte annemiz, babamız, kardeşlerimiz, çocuklarımız, teyze, hala, amca, dayı, anneanne, babaanne, dedeler ve kuzenlerimiz. Özellikle anne baba tarafında birinci, ikinci, üçüncü derece akrabalarda meme kanseri varsa o zaman bu bizim için biraz daha riski arttıran bir durum. Turgay Derya demiş ki yaş ilerledikçe bağışıklık düşüyor. Bu da yaşlarda kanserin artışına yol açıyor olabilir mi? Bağışıklığın düşmesinden daha çok artık yaş ilerledikçe bizim etraftan vücudumuza zarar veren maruziyetimiz arttığı için vücudumuzda bir takım değişikliklere sebep olması ve kansere dönüşmesi riski daha artıyor. Onunla ilgili daha çok. Ailede meme kanseri dedik. Özellikle birinci derece akrabalarda meme kanseri varsa risk daha fazla. İkinci, üçüncü derece akrabalara göre birinci derece akrabada olması riski daha fazla arttırıyor. Onun dışında ailemizde eğer genç yaş meme kanseri varsa akrabalarda, özellikle 40 yaşının altında meme kanseri varsa bu da çok önemli. Çünkü biliyoruz ki meme kanserlerinin yaklaşık %5-10'u genetik geçiş gösteriyor. Aslında %85-%90 gibi meme kanseri sporadik. Sporadik ne demek? Herhangi bir kişide görülebilir demek. Yani sen de, ben de, onda, toplumda, toplantı salonunda, 100 kişinin içerisinde, bazı insanlarda, yani tesadüfi olarak herhangi bir kişide görülebilir. Ama yaklaşık böyle bir %10'luk grubu da genetik geçiş gösteriyor. Özellikle ailesinde erken yaş meme kanseri varsa bu ailelerde genetik yatkınlık söz konusu olabilir.
Turgay Bey şey demiş, ailede meme kanseri varsa sonraki kuşak için erken teşhiste termografi önerir misiniz? Termografiyi erken teşhiste kullanmıyoruz. Şu an kanıtlanmış bir bilimsel değeri yok. Yapılan çalışmalar var ama henüz mamografiden daha etkin olduğuyla ilgili bir bilimsel çalışma yok. Genetik geçiş şüphelenmemizi gerektiren durumlar neler? Onlardan bahsedeyim. Birincisi ailemizde anne ya da baba tarafında 2'den fazla meme kanseri varsa ya da meme ile birlikte yani over kanseri varsa, genç yaş meme kanseri varsa özellikle 40 yaşın altında, erkek meme kanseri varsa, aynı kadında hem meme hem over yani yumurtalık kanseri varsa ya da bir kişide aynı anda iki memede birden kanser varsa ve ailedeki meme kanseri sayısı arttıkça ve yaşı gençleştikçe genetik geçiş ihtimali artıyor. Bunlarda ne yapıyoruz böyle ailelerde? Genetik geçiş düşündüğümüz bu bahsettiğim özellikler olan ailelerde bir takım genetik testlere bakıyoruz. Genetik testlerde de en sık duyarsınız belki BRCA1 ve 2 genlerinde mutasyon görülüyor. Angelina Jolie çok önemli bir örnek burada. Onda da bu genlerde mutasyon olduğu için ailesinde anne ve teyzesinde meme kanseri ve yumurtalık kanseri olduğu için bir duymuşsunuzdur. Her iki memesinin içini boşalttırdı. Ve Angelina Jolie'nin yaptığı bu ameliyattan sonra gerçekten ciddi bir şekilde bütün dünyada meme kanseri farkındalığında artışa sebep oldu. Ama unutmayalım ki biz normalde kadınlara iki memenin içini boşaltmayı önermiyoruz. Sadece ve sadece genetik olarak yapılan genetik testte genetik geçiş gösterilen kadınlarda bu tip önerilerimiz oluyor. Onun dışında böyle bir şey önermiyoruz. Ailede diğer kanserler bunlar da önemli olabiliyor. Çünkü bazı kanser sendromları var. Eğer mesela ailenizde anne ya da baba tarafı fark etmez çok sayıda farklı kanserler varsa bazen geliyor kadınlar diyorlar ki bizim ailede herkes kanserden öldü diyor. Ya da bir kadın geliyor diyor ki bizim ailede hiç kanser olan yok diyor. Şimdi bir ailede eğer çok sayıda kanser varsa burada bu BRCA1 ve 2 ile birlikte başka genler de söz konusu olabilir. O yüzden ailede çok kanser olanların da gene dikkatli olması gerekir. Ama özellikle meme kanseri de varsa daha dikkatli olmak gerekir. Onun dışında bir takım kişilerin kendi özellikleriyle ilgili durumlar söz konusu. Mesela vücudun uzun süre kadınlık hormonlarından etkilenmesi bizim için meme kanseri riski açısından önemli. Yani ilk adet yaşınızı erken olduysanız 12 yaşından küçük, menopoza geç girdiyseniz 55 yaşından sonra, hiç doğum yapmadıysanız, ya da geç doğum yaptıysanız, yani 35 yaşından sonra ilk doğumunuzu yaptıysanız, hiç bebek emzirmediyseniz, o zaman sizin diğer kadınlara göre yaklaşık 1,5-2 kat kadar meme kanseri riskinizde artış var demektir. Ama bu sizin meme kanseri olacağınız anlamına gelmez. Sadece daha riskli olduğunuzu gösterir. Onun dışında kilo. Maalesef çağımızın hastalığı obezite ve obezite başta kalp damar hastalıklarıyla birlikte birçok hastalıkta risk faktörü olduğu gibi birçok kanserde de risk faktörü. O yüzden kiloya dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında maalesef yapılan çalışmalar göstermiş ki sosyoekonomik seviye yükseldikçe şehirde yaşayan kadınlar ve gelir düzeyi orta yüksek olan kadınlarda meme kanseri daha fazla görülüyor. Onun dışında menopozdayken kullanılan hormon replasman tedavileri
veya uzun yıllar, böyle 5-10 yıldan daha uzun doğum kontrol hapı kullanılması meme kanseri riskini arttırıyor. Sigara ve alkol birçok hastalıkta olduğu gibi meme kanserinde de risk faktörü. O yüzden bunlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmalıyız. Peki memenizde bir şey var olup olmadığını nasıl anlayacağız? Veya mememizde bir farklılık tespit ettiğimizde ya da elimize bir kitle, bir sertlik geldiğinde ne yapmalıyız? Şimdi bir kere memede her elimize gelen kitle kanser değil, onu bilelim. Çünkü insanlar, gerçekten kadınlar özellikle, çok panik olarak geliyorlar bize ellerine bir şey geldiğinde. Şunu bilelim ki memede elimize gelen her 10 kitleden 8'i 9'u iyi oluyor. Sadece 1'i 2'si kanser çıkıyor. O yüzden elimize bir kitle geliyor, mutlaka hızlı bir şekilde bir hekime başvurmamız, muayene olmamız ve ileri tetkik yaptırmamız anlamına geliyor. Peki bu tespit ettiğiniz şey o %1 10 kitleden biri ikisi olan, yani kanserse, o zaman da gene panik yapmaya gerek yok. Çünkü bugün artık meme kanseri tedavi edilebilen bir hastalık. Bunu biliyoruz. Özellikle erken teşhis edildiğinde aynı yaş grubundaki diğer kadınlarla aynı yaşam süresine sahip olması mümkün. Ve birçok etkili tedavi yöntemi var. O yüzden hangi aşamada saptanırsa saptansın, tedavi edilebilecek bir hastalık olduğunu unutmamak lazım ve hızlı bir şekilde tedavi yoluna gitmek lazım. Turgay Bey diyor ki, emzirmede göğüs kanallarına süt geliyor. Kanallar suya doyuyor. Doğum yapmamış kadınların göğüslerine distilip enjekte edilip birkaç yıl gözlense... Turgay Bey şöyle, yani bunun suyla alakası yok aslında. Bunun hormonlarla alakası var. Emzirme süresinde vücudumuzda östrojen hormonu baskılanıp progesteron hormonu daha yükseliyor. Biz biliyoruz ki kadınların hayatında östrojen baskınlığı ne kadar uzun yıllar oluyorsa risk o kadar artıyor. Hamilelik ve emzirme döneminde östrojen baskısı, baskınlığı azaldığı için riski azaltıyor. Hani bu suyla bir ilgisi olduğuna dair bir verimiz yok elimizde. Evet, dediğimiz gibi tedavi edilebilen bir hastalık. Birçok tedavi yöntemi var. Burada sadece şunu söylemek istiyorum. Meme kanseri tedavisi dediğimiz zaman böyle standart bir tedavi yok. Her kişinin kendi tedavisi var. Yani kişiye göre tedavi belirliyoruz. Meme kanseri olan bir kişi, bir kendi yaşı, ailesi, risk faktörleri göz önüne alınıyor. Kanserin büyüklüğü, etrafa yayılıp yayılmadığı ve kanserin bir takım moleküler özelliklerine bakarak tedavi seçeneklerimiz var. Ve bireyselleştirilmiş tedavi yapıyoruz. Yani herkes aynı tedaviyi yapmıyoruz. Kişiye göre tedavi protokolleri biliyoruz. Şimdi birincisi cerrahi tedavi yöntemimiz var. İkincisi kemoterapi dediğimiz ilaçla tedavi yöntemi var. Üçüncüsü radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi var. Dördüncüsü hormon tedavisi dediğimiz bir yöntem var. Şimdi en çok güncel popüler konulardan biri de akıllı ilaç. Ama tabii ki bunlarda herkes her tedaviye uygun olmuyor. Kanserin özelliklerine göre, kişiye göre hangi tedavileri vereceğimize karar veriyoruz. O yüzden bu standart bir şey olmadığı için burada daha detaylı anlatmayacağım. Şimdi meme kanseri ne oluyor? Bir şekilde dışarıdan aldığımız belki radyasyon, belki bir takım çevresel faktörlerle veya genetik faktörlerle meme hücreleri hızlı bir şekilde çoğalmaya başlıyor, kontrolü kaybediyor. Şimdi bunlar bir çoğalmaya başladığında risk artıyor. Gittikçe çoğalıyor, çoğalıyor ve artık hücre duvarına kadar ulaşıyor. Hücre duvarına ulaştığında artık buna kanserin bir önceki aşaması diyoruz. Yani in situ kanser diyoruz. Burada da bir kanser başlangıcı söz konusu. Ama artık o hücrenin duvarını aştıysa,
O zaman adı invazif kanser, yani meme kanseri oluyor ve hücre duvarını aşmış kanserin vücudun başka yerlerine de yayılma ihtimali var demektir. Lenf hücrelerine ve diğer organlara. O yüzden bizim amacımız kanser hücrelerini daha hücre duvarından taşmadan hücrenin içerisinde sınırlıyken tespit etmek. O zaman vücudun başka yerlerine yayılma riski yok. Turgay Bey, göğüste hep habis mi oluyor demiş tümörler. Selim olmuyor mu? Az önce de bahsettim. Her 10 kitleden 8'i 9'u selim, yani iyi huylu. Biri ikisi habis oluyor. Yani çoğunlukla iyi huylu kitle oluyor memede. Kanser çok daha az görülüyor iyi huylu kitlelere göre. Hücreden dışarıya doğru kanser hücreleri duvarı aşıp taşmaya başlayınca artık onun adı kanser oluyor ve önce memenin içerisinde büyümeye başlıyor ve bir kitle oluşturuyor. O kitle oluşturup da bizim elimize o kitle geldiğinde artık belki aradan 3-5 yıl, 10 yıl geçmiş oluyor. Yani elimize gelebilecek boyuta ulaşması için bir meme kanserinin yaklaşık 5-10 yıl geçmesi gerekiyor. O yüzden diyoruz, herhangi bir şikayetimiz yokken, yani elinize kitle gelmesini beklemeyin, herhangi bir şikayetimiz yokken kontrol yaptırın ki daha ele gelme boyutuna ulaşmadan küçücükken bu kanseri bulalım, hemen tedavi edelim. Eğer meme kanseri memenin içerisinde küçük bir kitle ise buna erken meme kanseri diyoruz. Eğer kitle büyümeye başladıysa, koltuk altındaki lenf bezelerine yayılmaya başladıysa buna lokal ileri meme kanseri diyoruz. Eğer kitle vücudun başka organlarına, işte karaciğer, akciğer, beyin, kemik gibi yerlere sıçradıysa buna metastatik meme kanseri diyoruz. Yani evre 4 diyoruz. Tabii ki şunu söylüyorum. Evre 1, evre 2, evre 3 ve evre 4 var. Evre 1'deyken tedavi %90'ın üstünde başarı şansı var. Tabii ki evre 4'e gittikçe başarı şansımız azalıyor ve yaşam süresi kısalıyor. Evre 0, bu in situ dediğimiz, çok daha böyle hücre duvarının içinde sınırlıyken, o zaman %99, %100 tedavi şansı. Yani bizim amacımız evre 0 ve evre 1'in başlangıcında yakalamak. Evre 3, evre 4'te yakalamak değil. Tabii ki evre 3, evre 4'te de yakaladığımızda tedaviler var. Ama hem tedavi daha uzun, daha zahmetli, daha masraflı. Kişilerin normal hayata dönüş süreleri çok daha uzun. Erken evrede saptandığında çok daha çabuk tedavisi yapılıyor. Hasta daha hızlı bir şekilde normal yaşantısına dönüyor ve çok daha uzun süre yaşayabiliyor. Biz diyoruz ki meme sağlığı sizin elinizde. Nasıl sizin elinizde? Ailenizde kimse olmasın meme kanseri olan, fark etmez. Hiçbir şikayetiniz olmasın. Hiçbir risk faktörünüz olmasın. Ben gencim, hiçbir risk faktörüm yok, ailemde hiç meme kanseri yok, bende meme kanseri olmaz demeyelim. Hangi yaşta olursak olalım, meme sağlığımız konusunda bilinçli olalım. Peki ne yapabiliriz? Meme sağlığımızla ilgileniyoruz. Bir kere 20 yaşından itibaren her kadının ölene kadar ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmasını öneriyoruz. Ayda bir kez kendi kendine meme muayenesini ne zaman yapıyoruz? Adet görüyorsak düzenli, adetimizin yani kanamanın başladığı günü birinci gün olarak kabul ediyoruz. Yaklaşık 7 ila 10. günler arasında. Eğer menopozdaysak ya da adet görmüyorsak da her ayın belli bir günü, mesela birinden birine, onundan onuna yapabiliriz. Önemli olan her ay düzenli meme muayenemizi yapmak. Şimdi burada ben size anlatabildiğim kadar betimleme ile meme muayenesinin nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Her ay
kendi kendine meme muayenesi hiçbir şikayetiniz yokken de yapılacak ve meme muayenesinin 7. adetin 7. ila 10. günler arasında yapılmasının sebebi de meme dokusunun en yumuşak ve en az hassas olduğu dönem olması ve eğer bir kitle varsa en iyi o dönemde saptanabiliyor olması. Şimdi normalde yapacağımız şey normalde belden yukarımızı tamamen soyuyoruz. Ve belden yukarımızı tamamen çıkarttıktan sonra ben normal muayeneden bahsedeceğim. Şimdi aynada çünkü bakılıyor. O kısımları belki siz yapamayabilirsiniz ama bir yakınınız varsa yardımcı olabilir size. Her iki meme arasında büyüklük farkı var mı? Şekil farkı var mı? Meme bir kızarıklık, yara, işte portakal kabuğu görünümü, böyle egzama gibi kaşıntılı lezyonlar, meme başında içeriye çökme, memede ciltte içeriye çökme gibi bir şey var mı ona bakıyoruz. Onun dışında asıldan sonraki aşamada zaten ellerimizi yapıyoruz. Öncelikle aynanın karşısında sağ elimizi başımızın arkasına koyuyoruz. Sol elimizin ortadaki üç parmağını uç kısımlarıyla ama en uç kısımlarıyla değil de parmaklarımızın eklem yerleri var ya, iki tane eklem yeri var her parmağımızda hareket ettiğimiz. O iki eklem yerinde uçtaki eklemin alt kısmıyla, yani parmakların uç kısmıyla elimizin ortadaki üç parmağının uç kısmıyla bütün meme dokumuza dokunuyoruz. Nasıl dokunduğumuzun hiç önemi yok. Önemli olan bütün meme dokusunu dokunmamız. Meme dokusu nereden başlıyor? Köprücük kemiğimizin altından başlıyor. Ortada, göğsümüzün ortasında iman tahtası dediğimiz kemiğimiz var. Onun bir tarafında köprücük kemiğimizin altında, kenarda da koltuk altı hizasına kadar devam ediyor. Yani sağ elimizi başımızın arkasına koyuyoruz. Sol elimizin üç parmağıyla meme dokumuzun her tarafını muayene ediyoruz, elliyoruz. En sonunda da mememizin ucunu sıkıyoruz. Herhangi bir ıslaklık bir şey geliyor mu ona bakıyoruz. Sonra aynı şeyi sol elimizi başımızın arkasına koyuyoruz ve sağ elimizin üç parmağıyla sol mememizi muayene ediyoruz. Bütün meme dokumuza dokunuyoruz. Yavaşça bastırıyoruz. Çok sert basmaya gerek yok. Her tarafına elleyip en son ucunu sıkıp ıslaklık akıntı geliyor mu ona bakıyoruz. Bunu ayakta da yapabiliriz. Oturarak da yapabiliriz. Yatarak da yapabiliriz. Önemli olan her ay düzenli yapmamız. İlk birkaç ay böyle meme dokusu normalde de böyle pütür pütür, yüzeyi pütürtülü bir dokudur. Özellikle genç kadınlar daha sert ve daha pütürtülüdür. Yaş ilerledikçe, menopoza girdikçe daha yumuşar. O yüzden ilk başlarda böyle elimize sanki bir sürü kitlecikler varmış gibi gelebilir. Korkmayın. Eğer her ay düzenli olarak kendi kendinize meme muayenesi yapmaya devam ederseniz, 2-3 ay içerisinde memenizin normalini öğrenirsiniz. Hangisi memenizin normali, hangisi değil, arada ekstra bir kitle çıktığı zaman ilk kendiniz fark edersiniz. Eğer her ay kendi kendine düzenli muayenenizi yaparsanız. Bunlardan bahsedeyim. Neye bakacağız tabii? Elimize gelen bir sertlik.
bir kitle var mı? Bir de unuttum söylemeyi. Meme dokusuna baktıktan sonra aynı şekilde koltuk altımıza da bakacağız. Koltuk altımızda da elimize gelen bir kitle, sertlik var mı? Ona bakacağız. Mememizde veya koltuk altımızda elimize gelen bir sertlik, bir kitle hissedersek ya da meme başımızı sıktığımızda bir ıslaklık, sıvı gelmesini fark edersek mutlaka doktorumuza gidiyoruz. Onun dışında 20 yaşından 40 yaşına kadar her kadına 1-2 yılda bir düzenli doktora gidip muayene olmasını, eğer doktor bir şey saptarsa da meme ultrasonu yaptırmasını öneriyoruz. 40 yaşının altında rutinde mamografi önermiyoruz. Çünkü mamografinin duyarlılığı 40 yaşın altında düşük. Ama genetik bir risk faktörünüz var. Ailenizde çok sayıda meme kanseri var ve genç yaş meme kanseri var. O zaman yüksek riskli hasta diyoruz bu insanlara. Yüksek riskli bir kadınsanız mamografi çektirmeye daha erken başlayabiliyoruz. Ama 10 yaşında 40 yaşına kadar mamografi rutinde çektirmiyoruz. Gerekli durumlarda çektirebiliyoruz. 20-40 yaş arası gerekirse ultrason yapıyoruz. Turgay Bey, metastaz çoğunlukla bıçak vurulduktan sonra mı oluyor? Böyle iddialar var demiş. Evet, böyle iddialar var. Bizim en çok uğraştığımız ve bizi zorlayan iddialardan biri bu. Bıçak vurulması vücuda dağılmasına sebep olmuyor. Bu çok yanlış bir inanış ve halk arasında oldukça sık vurgulanan bir şey. Ve birçok kadın bize geldiğinde bu korkusunu dile getiriyor. Öyle bir şey yok. Meme kanseri ya da herhangi bir kanser vücuda yayılacaksa yayılır. Bunun bıçak vurmakla vurmamakla bir ilgisi yok. Peki 40 yaşından sonra ne yapacağız? 40 yaşından sonra da yılda bir kez doktora gidip muayene olacağız ve yılda bir kez mamografi çektireceğiz. Mamografi çektirdikten sonra eğer doktorumuz gerekli görürse ultrasonda yaptırabiliriz. Ama 40 yaşından sonra hiçbir şikayetimiz yok, elimize bir şey gelmiyor, aile hikayemiz yok ama gene de düzenli olarak 40 yaşından itibaren yılda bir kere doktora gidip muayene olup yılda bir kere mamografi çektirmemiz gerekiyor. Çünkü meme kanserini en erken tespit eden görüntüleme yöntemi mamografi. O yüzden birçok soru da şöyle geliyor. Mamografi işte can acıtıyormuş, kendisi de kansere sebep oluyormuş. Mamografi çektirmesem de ultrason çektirsem olmaz mı? Birincisi, ultrason mamografinin yerini tutmuyor. İkincisi, meme kanserini erken dönemde en iyi gösteren görüntüleme yöntemi mamografi. O yüzden mamografi mutlaka 40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi mutlaka çektirmenizi öneriyoruz. Üçüncüsü, evet biraz sıkıştırdığı için acı yapabiliyor ama bu dayanılmaz bir acı değil. Birkaç dakikalık bir işlem ve geçiyor. Kendisi meme kanserine sebep olur mu? Öyle bir şey yok. Mamografide verilen radyasyon dozu bir akciğer filminde verilen radyasyon dozundan çok daha düşük. Kansere sebep olması mümkün değil ve sonuçta yılda bir kere yaptırıyoruz. Faydasına baktığınızda ihmal edilebilir düzeyde bir radyasyon alıyor. Dediğim gibi 40 yaşından sonra yılda bir kez doktor muayenesi ve yılda bir kez mamografi çektiriyoruz. Eğer doktorumuz gerek görürse ultrason, MR duruma göre yapılabilir. Ama rutinde mutlaka mamografi öneriyoruz. Her ay kendi kendine meme muayenesinden bahsettim 20 yaşından itibaren. 20-40 yaş arasında 1-2 yılda bir doktor muayenesi gerekirse ultrason. 40 yaşından itibaren de düzenli olarak yılda bir kez doktor muayenesi ve yılda bir kez mamografi çektirilmesini öneriyorum. Öneriyoruz, bütün dünya öneriyor. Ve Sağlık Bakanlığı da bu şekilde öneriyor. Yani bu benim bireysel önerim değil. 40 yaşından sonra yılda bir kez doktor muayenesi ve yılda bir kez mamografiyi bütün dünya öneriyor.
Çünkü kılavuzlarda her yerde ve yapılan çalışmalar göstermiş ki mamografi ile erken teşhis edilen meme kanserinin tedavi edilme oranı çok daha yüksek ve hastanın yaşam şansı çok daha yüksek. O yüzden bütün dünya bunu öneriyor. Meme muayenesini de bahsettik, kendi kendimize meme muayenesinden. Peki meme kanserinden kurtulmak ya da meme kanseri olmamak için yapılabilecek bir şey var mı? Bir ondan bahsedeyim. Birincisi, yani herhangi bir kanser, meme kanseri de dahil olmak üzere, olup olmayacağımızı kendimiz kontrol edemiyoruz. Maalesef henüz bir kanser aşısı da çıkmadı. O yüzden meme kanseri veya herhangi bir kanseri olup olmayacağımızı bilemiyoruz. Ama riskimizi azaltmamız söz konusu. Nasıl bazı faktörler riski artırıyor? Bir şekilde yaptığımız şeylerle riskimizi azaltabiliriz. Yani kanser olur muyuz, olmaz mıyız bilmiyoruz. Riskimizi azaltmamız mümkün. Erken teşhis mümkün. Yani bizim bireysel olarak yapacağımız iki şey bu. Risk azaltmak için şimdi söyleyeceğim önerilere dikkat edeceğiz. Bir de erken teşhis için düzenli kontrollerimizi, taramalarımızı yaptıracağız. Onun dışında bizim elimizden gelen başka bir şey yok. Eğer kanser olursak da ilgili hekimlere gidip tedavimizi olacağız. Peki meme sağlığımızı korumak için en önemli şeylerden biri sigara ve alkol kullanmamak, obez olmamak yani kilo almamak, her gün biraz her gün hareket etmek, özellikle haftada 3 ila 4 gün 45 dakikalık düzenli yürüyüş öneriyoruz. Egzersiz önemli. Onun dışında dengeli ve yeterli beslenme. Deniz usulü özellikle sebze meyve ağırlıklı, salata ağırlıklı beslenme önemli. Böyle karbonhidrat, şeker, un bunlardan mümkün olduğunca uzak durup sağlıklı beslendiğimiz sürece, bol bol su içtiğimiz sürece, kilo almadığımız sürece ve dengeli beslendiğimiz sürece riskimiz daha az. Bir de en önemli risk faktörlerinden birisi maalesef stres. O yüzden mümkün olduğunca iç huzurumuz önemli. Mümkün olduğunca yaşamla barışık ve huzurlu olmaya çalışmak. Stresten ve stres yaratan durumlardan da mümkün olduğunca uzak durmayı öneriyoruz. Benim meme kanseriyle ilgili şu an için anlatmak istediklerim bunlar. Bundan sonrasında soru cevap şeklinde gidebiliriz. Turgay Bey'in sorularına zaten konuşma arasında cevap verdim. Ekstra soruları olanları da cevaplayabilirim şu an. Teşekkürler hocam. Var mı arkadaşlar sorusu olan? Çok gelen çok soruyu olmamış. Cevaplamaya çalıştım aslında konuşmam sırasında. Çünkü sık sık yaptığımız için biz bu seminerleri ve eğitimleri gelen soruları ortalama aynı tarz sorular geliyor ve bir şekilde anlatırken onları da cevap vermeye çalışıyoruz. Ama farklı şeyler varsa tabii ki evet, cevap ara ara aklıma sorular gelmişti ama siz onların hepsini cevaplamış oldunuz. Benim de aynı. Dediğim o gibi yani tecrübe kazandığımız için sürekli bu eğitimleri verdiğimizden gelecek soruları da biliyoruz az çok yani çoğunluğunu. O yüzden o soruları da konuşurken cevaplamaya çalışıyoruz. Turgay benim Bey, aklımda de, soru Turgay var. Derya, Turgay Bey herhalde değil mi? Turgay evet Derya. Turgay Bey. Turgay Bey ben teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim Turgay Bey sağ olun. Hocam benim aklımda merak ettiğim bir iki soru var aslında. Ama tabii gerçekten birçoğunu da zaten cevaplandırdınız. Birincisi emziren anneler de bazen işte halk dilinde bebek yeteri kadar sütü evet bitirmeyebiliyor deniyor ve bunların bebek ya da bir şekilde orada kalıyor gibi sertlik oluyor. Bu sütleri bebek boşaltamadıysa farklı yöntemlerle boşaltılması gerektiği, aksi halde
işte meme hastalıkları ya da meme kanseri gibi şeylere sebep olduğu söyleniyor. Bu tür bilgiler ne kadar doğru? Şöyle, bir kısım, önemli bir kısım yanlış bilgi, şöyle diyeyim. Birincisi, emziren kadınlarda meme kanseri görebiliyoruz. Kadın emzirirken memesinde bir kitle saptadığı zaman genelde emziren kadınlarda en sık gördüğümüz şey mastit ve işte bebeğin yeterince ememesine bağlı ya da süt kanallarında tıkanıklığa bağlı süt bezesi. Yani bu şimdi çok sık karşımıza geliyor emziren annelerde, özellikle yeni emzirmeye başladığında. Bir şekilde bu süt birikintileri, işte kızarıklık, ateş, mastit dediğimiz bulgular çok geliyor. Bunların tedavisi farklı. Bunlar aslında kansere sebep olmuyor. Burada olay şu. Sık sık böyle süt bezesi olduğu için kadınlar emzirirken elleriyle fark ettikleri kitleri hemen etrafındakiler, sen emziriyorsun, işte bebek onu yeterince alamamıştır, süt bezesidir, başka önemli bir şey değildir deyip ihmal ediyorlar. Halbuki bu kanser olabiliyor. O yüzden emziren kadınlar emzirirken fark ettiğiniz bütün kitleler için mutlaka doktora başvurmanızı öneriyoruz. Çünkü maalesef emziren kadınlarda hep biz daha kitleleri daha büyük ve daha ileri aşamada görüyoruz. Çünkü çoğunluğu işte emzir bu süt kesiğidir, süt bezesidir deyip doktora gelmiyor ve iyice büyüdükten sonra bize geliyor. O yüzden bütün kadınlarda olabildiği gibi emzirirken de meme kanseri görülebilir. O yüzden emzirirken ele bir kitle geliyorsa bunu önemseyin, kontrole gidin. Ama bu bebeğin emmemesine bağlı kanser gelişmiyor. O ayrı bir şey. Anladım hocam. Soru soracak olan var mı? Benim sorularım var hala. Yok galiba. Doğum kontrol haplarının da uzun süre kullanımında meme kanseri riskini arttırdığını söylediniz sunumda. Evet. Peki uzun sürenin dışında 40 yaş üstü kullanımda da böyle bir risk var mı? Bir de sonrasında da şeyi ben çok merak ettim. Mamografi nasıl bir alet? Yani mamografi nasıl yapılıyor? O kısmı da biraz betimlemek kanatırsanız merak ettim. Tamam. Şimdi şöyle kontrol bir önemli. Yani uzun yıllar kullanılmış olması önemli. Ama mesela sağlık sebebiyle işte kadın doğum doktorları doğum kontrol hapı vermeleri gerekebiliyor. Ellerini yapıyoruz. İşte ultrason, mamografi yaşına göre ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Ondan sonra eğer memelerinde kanser ya da kanser riski olan bir lezyon yoksa kullanmalarına izin veriyoruz. Yani birkaç yıl doğum kontrol hapı düzenli kontrollerini yaptırarak kullanabilirler. Ama sadece doğum kontrolü amacıyla böyle 10 yıl, 15 yıl kullanılmasını önermiyoruz. Başka doğum kontrol yöntemleri kullanılmasını öneriyoruz bunun yerine. Onun dışında ileri yaşta menopozda verilen hormon tedavileri var. Onları da hani 1-2 yıl kullanılabilir eğer çok şikayeti varsa kadının. Gene dediğim gibi düzenli meme kontrollerini, mamografisini, ultrasonunu yaptırmak koşuluyla kullanabilir. Ama memesinde riskli bir lezyon varsa ya da meme kanseri varsa kesinlikle kullanılmaması gerekiyor ve 5 yıldan uzun kullanımlarını da önermiyoruz. Riski arttırıyor. İkinci şeyi bir an şu an unuttum. Ne demiştiniz ikinci soru? Mamografinin nasıl bir şey olduğunu. Şimdi nasıl tarif edebilirim? Mamografide iki tane tepsi var. Tepsileri biliyorsunuz, böyle dikdörtgen tepsi düşünün. Memenizi o iki tepsinin arasına alıp sıkıştırıyor. Yani memenizin altına bir tepsi koyuyor, üstüne bir tepsi koyuyor ve arada sıkıştırıyor. Onun röntgenini çekiyor. Yani akciğer röntgeni gibi memenin röntgenini çekiyor. Bunu iki şekilde yapıyor.
bir tepsiyi altta ve üstte koyuyor. Memenin altına ve üstüne koyup sıkıştırıyor. Bir de çapraz koyup sıkıştırıyor. Yani her memeye iki film çekmiş oluyor. Sağ memeye iki film, sol memeye iki film. Toplam dört film çekilmiş oluyor. Cihazda da yani bizim hissettiğimiz kısmı iki tepsinin arasına memenin sıkıştırılması. Burada film kasetleri oluyor bu tepsilerde. Ve o tepsiler arasında röntgen tekniğiyle memenin filmi çekiliyor. Gayet iyi anladım hocam. Çok iyi. Gayet net anladım. Gayet güzel canlandı zihnimde. Teşekkürler. Hı hı. Sorusu olanlar var mı arkadaşlar? Elif? Benim yok. Bir tek meme büyüdükçe acının azaldığı söyleniyor. Daha zaten çok büyük bir acıdan söz edilemiyor herhalde mamografide de. Yani genellikle meme boyutu arttıkça insanların daha az şikayet ettiklerini öğrenmiştim mamografi çeken bir arkadaşımdan. Şöyle, yani zaten öyle dayanılmayacak bir acı değil ve birkaç dakika sürüyor. O yüzden faydasını düşündüğünüzde birkaç dakika o acına dayanılabilir diye düşünüyorum. Yani o sıkıştırma sırasında bir acı hissediyorsunuz, o kadar. Bu memenin büyüklüğü küçüklüğünden çok bir kişiden kişiye çok değişiyor. Mesela öyle kadınlar geliyor ki ben muayene ederken, elimle dokunurken bile canı acıyor. Şimdi doğal olarak benim elimle dokunmamla canı acıyan bir insanın memesini sıkıştırdığınızda ağrısını çok olur. Ama mesela bazı kadınlarda geliyor ki memelerinde hiçbir hassasiyet yok. Yani gayet rahat dokunabiliyorsunuz. Onlar tabii daha az ağrı hissediyorlar. Kadın gençse, meme dokusu yoğunsa, adet dönemi ne kadar yakınsa daha fazla ağrı hissediyor. Küçük memeliler daha fazla hissediyor. Çünkü küçük memelileri sıkıştırmak için biraz memeyi çekmek gerekiyor. Onun için daha çok ağrı hissedebiliyorlar. Yaş ilerledikçe, meme dokusu yağlı dokuya dönüştükçe, meme büyüyüp işte yağlandıkça ağrı azalıyor. Doğru. Ama direkt meme büyüklüğü küçüklüğünden çok memenin yoğunluğu, hassasiyetiyle ilgili bu durum. Hocam bir de şey aklıma geldi, daha şunun da bahsetmişsiniz, Elif sorunca da tekrar aklıma geldi, işte meme muayenesini yaparken büyüklük ve küçüklüklerine de dikkat edin dediniz, bazı işte kızarıklık ya da işte portakal görünümlü olma hallerinin dışında, ama pek çok insandan aile bireyleri dahil olmak üzere duyduğum kadarıyla da emziren anneler de bazen bu memenin birinin büyük birinin küçük olma ihtimali de genelde olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Evet. Peki bu durumda nasıl anlayacağız? Şöyle, zaten memenizin iki kadınların iki memesi arasında mutlaka boyut farkı vardır zaten. Birebir aynı değildir. Ama bazılarında bu biraz daha belirgin oluyor. Burada olay şu. Siz zaten genç yaşınızdan itibaren kendi kendinize düzenli baktığınızda eğer memenizin ikisi arasında bir boyut farkı hep varsa bunun bir önemi yok. Ama mesela öyle bir boyut farkı yokken sonradan ortaya çıktıysa önemli. Meme başı da aynı şekilde. Mesela bazı kadınların doğuştan meme uçları içeriye doğru oluyor. Hatta emzirirken zorlanıyorlar. Bebek ememiyor meme başları belirgin olmadığı için. O da bir sorun değil. Ama mesela kadının meme başı normal dışarıdaydı ama sonradan içeriye kaçtı, içeri çöktü. O önemli bizim için. Anladım. Yani orada hocam olmayan bir şeyi arıyoruz aslında. O yüzden de düzenli kontrol önemli. Aynen. Normalinizin ne olduğunu bileceksiniz. Ekstra bir şey çıkarsa onu fark etmek için. Ben bir şeyi merak ettim bu arada. O zaman da merak etmiştim. Şimdi iyi ki söylediniz. Nurşen hatırlattı. Portakal görünümü dediğiniz şey, yani pütürlü bir dokudan mı bahsediyoruz? Pütürlü bir görünüm, öyle olmadığı halde. Şöyle, portakalı kabuğuyla elinize alın. Böyle sert bir dokusu var değil mi portakal kabuğunun? Evet, evet. Kabuk böyle biraz kalın oluyor, portakalın kabuğu. Sert oluyor. Meme de böyle kalınlaşıp sertleşiyor.
Ha, tamam. Yani bu aslında bahsettiğiniz şey aynada bakılan şey kızarıklık dışında kızarıklık aynı zamanda işte ne bileyim bir enflamasyon gibi bir belirti yani bir ısı Evet, o değişimi de ol. kızarıklığı da siz ısı artışıyla Ha, hissedebilirsiniz. ısı artışı da olacaksa Elinize evet. dokunduğunuzda aynen sıcak, daha sıcak gelir bir yer. O şekilde hissedebilirsiniz. Portakal kabuğunu da bir kısmının daha sert ve derisinin kalın olduğunu hissedebilirsiniz. Evet, Evet, gayet böylelikle net. bir ayna olmaksızın da yani kör veya kör olmayan bir kişi aynı zamanda bir şey yapmış oldu diyebiliriz. Evet, yani Aynayı meme kompanze uçlarım. etmiş olduk Evet, diyebiliriz. iki memeyi elinize aldığınızda boyut farkı, uçlarını dokunduğunuzda içeri mi dışarı mı, işte ucunu sıktığınızda ıslaklık geliyor mu, işte sıcaklık artış var mı, sertleşme böyle kalınlaşma var mı, o şekilde anlayabilirsiniz. Evet, gayet net. Peki Hocam ben ben son olarak şeyi sor. Ay buyur Gülcan, ben çok sordum. Buyur. Estağfurullah. Yo, şimdi hani memografiyi anlatırken erkeklerin nasıl memografi çekildiğini merak ettim. Şimdi şöyle erkeklerin de bir kısmının memesi büyük oluyor. Özellikle yaş ilerledikçe erkeklerin memeleri büyüyor. Eğer teknik olarak cihaza sığabilecek büyüklükte bir memesi varsa sorun yok, çekiliyor. Ama yoksa çekmiyoruz erkekleri, ultrason yapıyoruz. Anladım. Peki o zaman ben Yani son sorumu memesi sorayım. çekip, ha, tabii. Yok hocam lütfen buyurun. Ha, yok yok. Yani memeyi böyle tutup çekip tepsinin arasına sıkıştıramayacak kadar küçükse çekemeyiz Ultrasonla. Hocam sana sorumu soracağım. Çok teşekkür ederim. Gayet de netti açıklamalar. Meme kanseri tanısı konan kişilerin doğal olarak hani psikolojik anlamda da ister tabii istemez ki. bir çöküntü İhtiyacı. mü desem. Yani bu durumda nasıl destek olabiliriz yakınlarımıza ya da arkadaşlarımıza? Ne yapsak iyi olur? Yakınızda ben en çok yaptığımız hatalardan biri şu olduğunu düşünüyorum hasta yakın olarak. Var olan hastalık sanki yokmuş gibi davranıp işte sürekli hasta olan kişiye telkinde bulup işte ağlama, kendini üzme, işte bunu düşünme. Yani şimdi bir hastalık olduğu zaman o kişinin bu hastalığı bir kabullenme süreci var. O kabullenme sürecinde ağlayacak, uykuları kaçacak, iştahı bozulacak. Bunların hepsi çok normal. Yani bunu yok saymak ya da işte o üzülmesin diye sürekli onu neşelendirmeye çalışmak, normalden çok daha fazla ona ilgi göstermek, bunlar aslında çözüm değil. Sonuçta ortada bir hastalık var. Ve bu kişinin bu hastalığı kabullenmesi için bir zamana ihtiyacı var. O zaman içerisinde yapmamız gereken en önemli şey onun her zaman yanında olduğumuzu ve destek olduğumuzu hissettirmek. Ama ağlama, zırlama, düşünme, işte bilmem ne yapma gibi ya da işte onu eğlendirip güldürmeye çalışmak gibi şeylere gerek yok. Gerek yok çünkü onlar strese giriyor. Sizleri de yani hasta yakınlarını üzmemek için bir şey diyemiyorlar ama acılarını da yaşayamadıkları için muzdarip oluyorlar. O yüzden bırakın acılarını yaşasınlar ama siz sadece her zaman onların yanında olduğunuzu ve onların destekçisi olduğunuzu ve ne zaman ihtiyaçları olursa size ulaşabileceklerini, sizinle konuşabileceklerini hissettirin. O benim söyleyeceğim en önemli şey. Hocam geçen hafta bir seminere katılmıştık. Veli akademileriyle ilgili o kadar övüştü ki aslında her duygunun bir anlamı vardır ve o anlamı karşılar o duygu ve bu yüzden de gereklidir aslında demişti. Galiba Aynen. direkt onu hatırlattı bana. Çok Kesinlikle. teşekkürler. Hastalığın kabullenme sürecinde bir takım aşamalar oluyor. Bu ölümlerde de öyle. Bir yakınınızı kaybettiğiniz zaman da aynı şey var. Önce bir inkar ediyorsunuz. Hayır diyorsunuz. Sonra isyan ediyorsunuz. Neden ben diyorsunuz ya da neden benim başıma geldi? Sonra zamanla artık kabullenip
yapmanız gerekenleri yapmaya başlıyorsunuz. Bu süreci herkes yaşıyor. O yüzden insanların bu süreci yaşamalarına da izin vermek gerekiyor. Ağlayacaksa ağlasın. Ben söylüyorum yani çekinmeyin etrafınızdakilerden. Ağlamak istiyorsanız ağlayın. Ağlayın, rahatlayın diyorum. Sonra kafanızı toplayın, sakinleşin. Gelin tedavinize başlayalım diyorum. Teşekkürler hocam. Elif, sana bırakayım. Çok teşekkür ederiz. Hele bu sondaki şey, gerçekten bu soru da cevap da çok yerinde oldu. Çok teşekkürler. Yani ben umarım ki ulaşması gereken yerlere ulaşmıştır. Ulaşacağından da eminim. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani sizlerle birlikte olmak çok büyük bir keyif benim için. Zaten ayda bir kere, bir iki ay daha görüşeceğiz. Birlikte programımız olacak. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. İnşallah hep böyle güzel, sağlıklı günlerde bir araya gelmek dileğiyle diyorum. İnşallah ki biz ne kadar farkında olursak sağlıklı günlerde karşılaşma olasılığımız da artacak. Evet. Başka sorusu veya katkısı olan var mı acaba konuyla ilgili? Ben de çok teşekkür ederim. Hocam hem çok keyifliydi hem de çok bilgilendirici bir söyleşildi. Sizin de söylediğiniz gibi önümüzdeki ay bu sefer 6 Ocak'ta farklı bir konuda sizi burada büyük bir keyifle ağırlayacağız. O zamana dek herkese sağlıklı günler dileyelim. Tabii abi. Biz yine önümüzdeki hafta buradayız. Beyza hocamız 6 Ocak'ta evet. Bizimle olacak. Biz önümüzdeki hafta yine Aysan Hanım'la devam edeceğiz. Peki o zaman evet. Beyza hocam 6 Ocak'ta görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. 6 Ocak'ta görüşmek üzere. Teşekkürler. Çok anlaşılırdı hocam. Teşekkürler bu arada.